HDP ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak buradan belirtiyoruz. Siyasi operasyonlar asla ve asla bizleri yıldıramayacak. HDP olduğu gibi ayrıca da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi de asla diz çökmeyecektir. Siyasi operasyonlara hayır diyoruz. Siyasi operasyonları şiddetle kınıyoruz. Şiddetle, alkışlarımızla kınıyoruz arkadaşlar. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Şimdi bu siyasi operasyonlarla ilgili hazırladığımız basın açıklamasını Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Yöneticisi Mahsun Koç arkadaşımız okuyacak. AKP MHP faşist iktidarı uzun zamandır çatışma dili ve kutuplaştırma siyaseti üzerinden hukuku rafa kaldırarak adaletsizliğin düzenini inşa etmeye çalışmaktadır. Bu düzenin temel parametreleri ise savaş, çatışma ve kutuplaştırma dilinin ötesinde her türlü siyasi ilke, ahlaktan ve askeri yasallıktan uzak gayrimeşru her türlü yöntemi siyasi muhaliflerine dayatarak bir baskı ve korku ikliminin yöneticisi ve sürdürücüsü haline gelmiştir. İçinde geçtiğimiz süreç itibariyle hukukun, demokrasinin, insan hakları ve ifade özgürlüğünün askeri ölçülerde bile bahsetmek mümkün değildir. Sıkıştığı her noktada milli irade söylemine ve sandık demokrasisine sarılan siyasal iktidar ve elitleri söz konusu muhalifleri olunca her türlü gayrimeşru yönelimi kendilerine mübah görmektedirler. Uydurma soruşturmalar ile seçilmişler tutuklamakta, belediyelere ev konularak kayyumlar atamakta, hazırlanan düzmece fezlekeler ile parlamenterlerin dokunulmazlıkları kaldırılmakta, milli güvenlik gerekçeleri ile işçi grevleri yasaklanmakta ve en önemlisi yasama organı örtülü olarak tasfiye edilerek ülke adeta kararnameler ile yönetilmeye çalışılmaktadır. Ortaya koyduğu istikrarsızlık ve uyguladığı savaş ve çatışma politikaları ile ülkeyi bir kaos ve felaketin içerisine sürükleyen siyasal iktidar, tecrit ve izolasyon politikaları ile de cezaevlerinde siyasi tutsak ve rehinelere her türlü kötü muameleyi reva görmektedir. AKP-MHP iktidar bloğunun siyasi bekası için gerekli gördüğü tecrit, izolasyon ve kötü muameleye karşı 27 Kasım cezaevlerinde başlayan açlık grevleri tehlikeli bir boyuta varmada talepler karşılanmalı, tecrit ile kötü muameleye son verilmeli, cezaevlerinde artık olağanlaştırmaya çalışılan keyfi infaz yakma yöntemleri derhal vazgeçilmelidir. Siyasal iktidar kendisine yakın duran kesimlerin ve kolu gücünü her türlü taciz, tecavüz, çocuk istismarı, öldürme ve kadın katliamlarına fiillerini gerçekleştirene karşı oldukça müsamahkar davranarak adeta bir cezasızlık politikası güderek onları bu eylemleri gerçekleştirme konusunda cesaretlendirmektedir. Muhaliflerin en meşru talep, söylem ve eylemleri tarihte örneği görülmemiş en zorba yöntemler ile kriminalize ederek bir baskı, şiddet ve tutuklama terörüne dönüştürülmektedir. Gelinen aşamada AKP-MHP genel merkezleri bir karar organı haline almış, kolluk kuvvetli binaları birer irtibat bürosu, adliye binaları ise bu partilerin temsilciliklerine dönüşmüş durumdadır. İskence sıfır tolerans söyleminden iskenceye açık tolerans eylemine geçen siyasal iktidar suçluyu korurken suçu ve suçluyu ifşa edenleri ya da haber yapanları
en acımasız yöntemler ile gözaltına göstermeli kararlar ile tutulmaktadır. Bu hukuksuzluk atmosferinin mağdurları arasında bütün siyasi tutsaklar ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ege Tuhayder eş başkanı Nilay Gül Eser'in aralarında bulunduğu dört arkadaşımız hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Tutuklanma gerekçeleri ise oldukça ilginç. Hukuk tarihine ve literatürüne Gobbes mahkemelerini bile kıskandıran nitelikte kara bir leke olarak geçecek niteliktedir. Tutuklanma kararı veren yargıç tutuklama gerekçesini atsen belli olan ve bugüne kadar verdiği ifadelerden hiçbir somut delil ve maddi kanıta ulaşılmayan bir itirafçının görgüsüne ve tanıklığının değil, düşünce ve yorumlarına dayandırmaktadır. Arkadaşlarımız bütün siyasi tutsaklarda olduğu gibi hukuki bir sürecin olağan gelişimi sonucu değil, siyasal iktidarın muhaliflerini sindirme, yok etme ve Türkiye halklarını korku ikliminde yönetme tercihinin sonucu olarak rehin alınmışlardır. Siyasi rehine olarak tutulan arkadaşlarımız su kadar berrak, güneş kadar aydınlıktırlar ve derhal serbest bırakılmalıdırlar. Onların rehin alınması bizleri yıldırmayacağı gibi omuzlarımıza daha büyük sorumlular yükleyerek mücadele azmimizi bilemektedir. Mücadele ederek mutlaka kazanacağız. Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Örgütü.